22-25 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Doğu Akdeniz'in en önemli turizm fuarı olan Emit öncesi fuara katılacak Bodrumlu turizmciler hazırlıklarını sürdürüyor. Dünyanın 5. büyük turizm fuarı olan Emit her yıl İstanbul'da düzenleniyor ve Bodrum'dan da fuara ciddi katılımlar sağlanıyor. Emit fuarı 2015 turizm sezonu hazırlıklarının başlangıcı olarak da kabul ediliyor. Botto'nun da katılım için Bodrumlu turizmcilere ciddi destek verdiği fuara bu yıl Botto yönetimi ve meclis üyeleri geniş bir katılım sağlayacak. İstanbul'da 22-25 Ocak 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan turizm fuarına 7 yıldır aralıksız olarak katılan Bodrum firmalarından biri olan Whisky Travel'ın kurucusu Tayfun Akdeniz'le fuar hazırlıklarını konuştuk. Bu sene 8. kez fuara katılacak olan Akdeniz, 2015 turizm sezonu için umutlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi. Fuar 19.sü düzenleniyor. Şu anda 5. büyük konumda yer almakta. Sizlerle 7-8 sene önce yaptığımız yine Emit'le bir röportajda ilk 10'da neden ilk 5'te olmasın demiştik. Zaman çabuk geçiyor. Nitekim bugün 5. büyük konumda yer almakta fuar. Bizler bir fiil 7 sene katılmıştık. Bu sene tekrar katılma kararı aldık Whisky Travel olarak. 2015 beklentileri yine Travel Turkey'de sizlerle sohbetimizde pek havanın iyimser olmadığı dile getiriyordu. Ancak biz bu açıdan bakmak istemiyoruz. Her zaman bardağın dolu tarafından bakmamız lazım. Adı üstünde iyimserlik arz ediyor. Kötümser olunca Fısıldı gazetesi çok kuvvetli çalışıyor ve insanlar piyasada beklentiyi satın aldığı için tatil alacak, istihdam oluşturacak, yatırım yapacak yatırımcılar bunlardan kaçınıyor. Dolayısıyla bizim çift haneli olan işsizliğimiz zaten ülkenin kanayan yarası ister istemez olumsuz etkiliyor. Bundan dolayı biz turizm profesyonellerin piyasaya olumlu hava enjekte etmesi lazım. İyimserlik sergilememiz lazım. Fuar ise yine dışarıda ülkelerden bir hayli fazla katılım var. İyi geçeceğini ümit ediyoruz. Beklentimiz olumlu. Sektörde yer alan Bodrum firmalarının bu tür organizasyonların yanında sürekli kendilerini geliştirmek için çaba sarf etmeleri gerektiğini vurgulayan Tayfun Akdeniz, turizm sektöründe ihtisaslaşma ve e-ticaretin sürekli geliştiğine dikkat çekerek şunları söyledi. Ancak bir ağ grubunun birçok branşı var bünyesinde. Outgoing, incoming, birçok hizmeti bünyesinde barındırabiliyor. Fakat bizler İhtisaslaşmaya yönelik bu zamana kadar politika belirledik. Bu anlamda da ulaşımda, biraz daha açacak olursak havalimanı transferlerinde, VIP servislerde, MICE ulaşımda, şoförle araç kiralamada bu branşlara yönelik ihtisaslaşma cihetine gittik. Yatırımlarımız bu yönde oluyor ve olmaya da devam edecek. Tüm Ege'de hizmet veriyoruz. Bodrum'un dışında İzmir ve Dalaman'da da yer alıyoruz. Bu sene Antalya'ya da ağırlık vereceğiz. Bunun yanı sıra artık elektronik ticaret vazgeçilmez hale geldi. Türkiye'de, dünyada emsaline rastlamadık ama Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan fikir babalığı şirketimize ait e-ticarete geri dönüşme yönelik bir yazılımımız mevcut. İyi bir ekibimiz var. Bu ekiple bu projeyi ilk olmasından mütevellit çok iyi bir seviye taşıyacağımızı ümit ediyoruz. Ekonomiye katkısı bizi şimdiden heyecanlandırmakta. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Velhasıl kışın her ne kadar iş potansiyeli yüksek olmasa da bizim sezona yönelik çalışmamız bir aylık fazla. Ümit ediyorum tüm turizmciler başarılı bir yıl geçirir. Hoş Rusya'daki kriz tabii ki piyasada can sıkmakta ama geçen günde yine bir röportajımda bahsettim. Dünyada 7 milyar nüfus var. Farklı ülkeler, farklı güzergahlar var. Buralara yönlenilebilir. Fotoğrafa geniş açıdan bakmak en doğru olanı.